Dünden Yarına hoş geldiniz. Dünden Yarına bu bölümünde Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu ismine sahip, kısaca ASALA olarak anılan yapılanmayı incelemeye çalışacak. Özellikle Türk diplomatlarına karşı gerçekleştirdiği birbirinden kanlı eylemler, ASALA'yı bir terör örgütü olma yolunda hızla ilerletmişti. Dünyada diplomatları böylesi terör olaylarına kurban olmuş başka bir ülke ne yazık ki yoktur. Özellikle 1973-85 yılları arasında başta diplomatlarımız ve aileleri olmak üzere bir dizi saldırı ve bombalamayla adlarından söz ettirdiler. Ermenileri asılsız ve akıl dışı olaylara inandırarak ciddi bir kitle oluşturan örgüt, kuruluşu gibi yıkılışıyla da şaşkınlık uyandırmıştı. Lider kadrosu tek tek bulunup yok edilen örgütü ortadan kaldıran organizasyon acaba hangisi? Terör ve terörizm. Tarihin son 200 yılına damgasını vuran bu terimi yüzyıllar ötesine götürüp Hasan Sabbah ve Alamut'la ilişkilendirenler dahi olacaktır. Ancak özellikle 20. yüzyılla birlikte terör ve terörizm bazı kişi ve gruplar için kendini ifade ediş biçimi olmuş, ancak sonraları kişisel çıkarlar için kullanılmıştır. Terörü kullanmayı adet haline getiren bu kişi ve gruplar, tabii ki emperyal güçlerin oyuncağı olacaklardır. Bu kaçınılmaz gerçek, her defasında yeni aktörlerle kendini yinelemeyi bilmiştir. Ve bu yineleyiş, her defasında yeni ölümleri, acıları beraberinde getirerek, tarihe kara lekeler olarak düşülmüştür. Bu ilkel ve vahşi yöntem, kimi zaman dünya savaşını başlatacak kıvılcım olmuş, kimi zaman kralları, padişahları, hatta demokrasi beşiği olduğunu iddia eden ülkelerde devlet başkanlarını bulmuştur. Hemen her defasında teröristin küçük ve sığ ideallerinin arkasında daha büyük emeller uğruna ellerini ovuşturan birileri olmuştur. Bu kaçınılmaz kural ne yazık ki hala güncelliğini korumaktadır. 21. yüzyılın ilk çeyreğine hızla yaklaştığımız şu günlerde bile ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde kendi sığ ve berbat idealleri uğruna insanların kanına girmekte en ufak bir beis dahi görmeyenlerle onları maşa olarak kullanan karanlık odaklar mevcuttur. Bu noktada terörün, terör örgütlerinin siyasi bir temel ya da ideal dayanağı olduğundan bahsedebiliriz. 20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte ortaya çıkan ve terör amaçlı eylemlerle adını duyuran birçok grubun Marksist-Leninist emelleri olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Ancak sadece Marksist-Leninist gruplar değildir terörü gerçekleştiren. Aşırı milliyetçi gruplarla radikal inanç gruplarına bağlı teröristlerin eylemlerine de şahit olunmaktadır. Bir de tabii unutmadan devletlerin aleni yaptıkları terör eylemleri vardır ki bunu en başa yazmak gerekir. Türkiye'nin terörle imtihanının çok eskilere dayandığı ve milletçe çok acılar çekildiği tarihi bir gerçektir. Terör odaklarının yurt dışı bağlantıları ve karanlık yapıların bizzat müdahil oluşuyla terör bitmeyen bir kabus olmuştur. Terörün acı reçetesini ödemek zorunda kalan Türk halkı, maddi manevi kayıplarıyla dünya arenasında olması gereken yerden çok uzaklara itilmiştir. İçeri arka tarafa yardım edin ya, bir sürü insan var. Ve Türkiye, kendi içinde gençlik hareketlerinin teröre dönüştürüldüğü bir dönemde dış odaklı terörle tanışır. Eski yaraları yeniden kaşıyan ve unutulmuş bir kan davasını yeniden hortlatan birileri çıkar ortaya. 1915 olayları ve sözde Ermeni soykırımının intikamını alma adına yapıldığı söylenir terörün. Ne olduğu net olarak bilinmeyen ve üzerinden nesillerin geçip göç ettiği bir kan davası hortlatılmak istenir. Hedef bellidir.
Türkiye'nin yurt dışı itibarını yerle bir etmek amacıyla yurt dışı temsilcilikleri ve temsilcileri hedef seçilir. Artık Türk diplomatları için korku dolu yıllar başlayacaktır. İlk saldırı 28 Ocak 1973'te gerçekleştirilir. Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir, Hınçak Teşkilatı üyesi bir Ermeni tarafından öldürülür. Katil 77 yaşındaki Mıgırdıç Yanık Yandır. Olay tüm dünyada yankı bulur. Katil ifadesinde "onları bilerek ve isteyerek vurdum" demiştir. Bu kabusun daha ilk perdesidir. Olaydan bir gün sonra yayınlanan gazetelerde manşet ilginçtir. Olay seri cinayetlerin başlangıcı mı? Olacakları adeta haber verir cinsten bir manşettir bu. Katil Yanıkyan, olaydan önce yazdığı son mektubunda Ermenileri aynı taktiği uygulamaya çağırmıştı. Yaşanan bu menfur saldırının ardından Ermeni meselesinin iç yüzü Türkiye kamuoyunun gündemine oturuyordu. Cinayete kurban giden diplomatlarımızın cenazelerinin Şubat'ın ilk günlerinde geleceği duyuruluyordu. Türkiye tam anlamıyla şoktaydı. Olayı sıcak tutmaya çalışan gazetelerimizdeki komitacı Ermenilerin yeni bir küstahlığı manşetinin hemen üstünde Genç Ermeniler Teşkilatı'nın "diplomatlarınızın başına yeni olaylar gelecek" tehdidi yer alıyordu. Gazeteye göre amaç Türk halkını tahrik edip yeni bir 6-7 Eylül yaratmak ve Türkiye'yi küçük düşürmektir. Sonunda diplomatlarımızın cenazeleri hazin bir törenle toprağa veriliyordu. Ne yazık ki bu tören ne ilk ne de son olacaktı. 1973 ve sonrası yaşanmaya başlayan saldırılarda diplomatlarımız ve aileleri hedef olacaktı. Bu olaydan 2 yıl sonra Viyana elçimiz Daniş Tunalıgil makamında uğradığı silahlı saldırıyla hayatını kaybediyordu. Bekleme odasında sekreteri zararsız hale getiren canilerden biri aniden büyükelçimizin makam odasına girip kurşun yağdırmıştı. Büyükelçimizi kim öldürdü sorusu 3 ihtimalli bir cevap içeriyordu. Kıbrıslı Rumlar veya Yunanlılar, Ermeni komitacıları, Türk anarşistleri. Ancak cevap ikinci şıktı. Adına Asala, yani Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu denilen yeni bir Ermeni tehdit grubuydu. Örgüt Lübnan İç Savaşı esnasında Beyrut'ta Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin yardımıyla kurulmuştu. Lideri Agop Agopyan ve iki numaralı ismi Agop Tarakçıyan'dı. Örgüt Marksist-Leninist çizgideydi. Bu nedenle kısa zamanda Lübnan'daki diğer Marksist-Leninist örgütlerden çok ciddi destek aldı. Daniş Tunalıgil cinayetinin hemen ardından katillerin robot resimleri manşetteydi. Ancak ne hikmetse Avusturya polisi ipuçlarını takip edemiyordu. Cinayetin Kıbrıs görüşmelerinin yapıldığı şehirde işlenmiş oluşu bir başka ilginç ayrıntıydı. Bu olayın üzerinden 2 gün geçmişti ki bu sefer acı haber Fransa'dan geldi. Paris elçimiz İsmail Erez şoförüyle birlikte makam arabası içinde öldürülmüştü. Olaydan sonra kaçan katiller bulicin pantolonlu, esmer tenli 3-4 kişiydi. Cinayeti EOKB'nin üstlendiği söyleniyordu. Gazetelerin iç sayfalarında olay yerinin krokileri ve fotoğrafları yer alıyordu. Bu arada canileri protesto için İstanbul'da bir yürüyüş yapılmıştı. Daniş Tunalıgil'in cenazesinin Türkiye'ye geldiği gün Avusturya polisinin Türkleri tutukladığı haberi yer alıyordu iç sayfalarda. Özellikle Avrupalılar bir süre göz yumacaklardı bu eylemlere. Ta ki terör onları da vuruncaya kadar. Bu iki cinayetin ardından üçüncüsü var mı sorusu soruluyordu. Ancak ne yazık ki bu sayı 47'ye çıkacaktı. Aynı günlerde tüm yurttan ciddi bir infial dalgası yükseliyordu. Müzik
Paris Büyükelçimiz İsmail Erez olaydan bir gece önce "Tedbire lüzum yok. Beni nerede olsa öldürebilirler." demişti. Peş peşe yaşanan olayların şokunu atlatamayan Türkiye, ardı sıra gelen olaylarla daha da bocalıyordu. Londra elçimiz tehdit ediliyor, milli takımı İngiltere'ye götüren uçak bomba ihbarı yüzünden değiştiriliyordu. Bu arada farklı örgüt isimleri ortaya atılsa da bu eylemlerin ardında Asala'nın kanlı elleri vardı. Gazetecilerin önüne çıkan Agop Agopyan bildik Ermeni iddialarını sıralıyordu. Bu iddialara ne derece inanıyordu bilemiyoruz. Ancak diaspora ve karanlık yapılar istediklerine ulaşıyorlardı. Türkiye, Paris'ten gelen şehitlerini hüzünlü bir törenle uğurlarken Fransız polisi olayı çözmek yerine üstünü örtüyordu. Ve Paris'ten 2 yıl sonra bu sefer Asala terörü Vatikan'da ortaya çıkıyordu. Vatikan Büyükelçimiz Taha Carım evine gitmek üzereyken silahlı saldırıya uğruyor ve hayatını kaybediyordu. Suikasta uğrayan elçimiz Ermeniler hakkında kitap da yazmıştı. Taha Carım, Larousse Ansiklopedisinden Ermeni iddialarını uzun yıllar uğraşarak çıkarttırmıştı. Yaşanan bu acı olayın ardından Ermeni örgütlerinin cinayeti paylaşamadığı yansıyordu manşetlere. Ermeni soykırım örgütünden sonra Ermeni katliamı için Adalet Komandoları adındaki bir örgütte cinayeti üstlenmişti. Olayla ilgili ilginç bir ayrıntı da olay anında elinde bir fotoğraf makinesiyle bekleyen İtalyan gazeteciydi. Olayın üzerinden 2 gün geçmişken Rusların Türkiye'yi 6 ay önce uyardığı ortaya çıkıyordu. Carım kritik elçiler listesindeydi. Bu arada 25 kanlı Ermeninin her yerde arandığını öğreniyordu. Artık Türk diplomasisi Ermeni terörünün kıskacı arasına sıkışmıştı. Dünyada diplomatları sistematik saldırılara uğrayan tek ülke olan Türkiye, siyasilerinin duyarsız tavırlarıyla deneyimli diplomatlarını kaybediyordu. Türkiye'nin varsa girişimlerinin cılız ve çaresiz olduğu ortadaydı. Böyle bir ortamda acı haber İspanya'dan geliyordu. Bu sefer elçimizin ailesi hedef alınmıştı. Madrid elçimiz Zeki Kuneralp'in otomobili otomatik tabancayla taranmıştı. Eşi Necla Kuneralp, emekli elçi Beşir Balcıoğlu ve şoför hayatını kaybederken, büyükelçi binada olduğu için saldırıdan kurtulmuştu. Bu gerçekten kahpe bir suikasttı. Suikast, Ecevit'in programını alt üst ediyordu. Başbakan, Yahudi ve Yunan lobisi liderleriyle görüşmüştü. Yaşanan acı olay karşısında Ermenileri Ermeniler kınıyordu. Türkiye'deki Ermeni cemaati adına yapılan açıklamalarda "Bu olaylar bizlerin huzurunu kaçırmak için tertipleniyor." deniliyordu. Suikastın ardından Türkiye, hüzünlü cenaze törenlerine yenilerini ekliyordu. Büyükelçimiz Zeki Kuneralp'in bitkin hali objektiflere yansırken, İspanyol polisi katilleri bulmanın çok zor olduğunu açıklıyordu. Sözde Ermeni halkını 100 yıl önce olduğu iddia edilen bir olaya karşı bilinçlendirmek amacını güdüyordu örgüt. Gerçekleştirdiği acımasız eylemlerle eli kanlı bir terör örgütüydü Asala. Ve hiçbir masum yanı da yoktu. Birçok ülkenin maşa olarak kullandığı bu örgüt, vahşiliğiyle kimin ne olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Asala 1979 yılına kadar Filistinlilerin kendi aralarındaki çatışmalara da karışmıştı. 1979'da Paris'te toplanan Ermeni konferansı terörün yönünü iyiden iyiye değiştirecekti. Türkiye'nin seçime gitmeye hazırlandığı bir sırada Hollanda elçimizin oğlu Ahmet Benler uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiriyordu. Siyasi iradenin ve ülke genelinin süreci olan kayıtsızlığı devam etmekteydi. Hollanda'da yaşanan olayın acısı küllenmeden acı dolu başka bir haber Fransa'dan geliyordu.
Paris turizm müşavirimiz sokak ortasında saldırıya uğruyor ve hayatını kaybediyordu. Türkiye, diplomatlarına yapılan saldırıları önlemek adına girişimlerde bulunamaz haldeyken, yurt içindeki terör eylemleri durmak bilmiyordu. Türkiye, içte hızla bir darbeye sürüklenirken, asala Fransa ve Yunanistan'a yuvalanıyordu. Buralarda bulduğu siyasi ve lojistik destek onları daha cüretkar ve daha saldırgan yapacaktı. Çok geçmeden Asala, Atina'da kanlı eylemlerine yenisini ekliyordu. Diplomatımız Galip Özmen ve ailesi Ermeni teröristlerin kurşunlarına hedef oldular. Bu saldırıda Galip Özmen ve kızı Neslihan hayatını kaybetti. İki yüzlü Yunanlı'dan bıktık usandık manşeti o günlerdeki sıkıntıyı anlatan bir manşetti. Haberde Atina'nın Türkiye'nin bölünmesi için uğraşan örgütlerin merkezi haline geldiğinden ve Rum gazetelerinin tahriklerinden bahsediliyordu. Atina'daki örgüt elemanları fütursuz tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Bu durum öyle bir hal almıştı ki gazetelerimizde Ermeni teröristlerin fotoğrafları yayınlanıyordu. Gazetelerimiz içte ve dışta terörün kaynağını komşularımız olarak ilan ediyorlardı. Ancak ülkenin içine düştüğü durumdan ve yaklaşan darbeden dem vuran satırlar ne yazık ki yoktu. Bu arada Yunan gazeteleri de Ermenileri temize çıkarmaya çalışıyordu. O gün için gelinen noktada Yunan komşularımızın tavırları ve teröre olan destekleri unutulmamalıdır. 6 Ağustos tarihli Hürriyet gazetesi ibretlik ifadelerle doludur. Her türlü cüreti kendinde bulan Ermeniler Lyon'da konsolosluğumuzu basıyordu. Skandal sayılacak bu olayda 4 kişi yaralanıyor, Fransızlarsa sadece seyrediyorlardı. Aynı gazetede yer alan başka bir haberde Ermeni ve Kürt örgütleri eylem birliğine karar verdi ifadeleri mevcuttu. Fransızların garip ve intikam alan tavırlarını anlamak için çok uğraşmaya gerek yoktu. Ermeni intikam anıtlarına izin veren Fransa, Ermeni teröristleri koruyordu. Ermeni katillerin saklandığı kilise aranamıyordu. Fransız gazeteleri de saldırıyı haklı göstermek için yeniden Ermeni Kırım masallarına sarılmıştı. Ermeni terörü ve Asala sadece Avrupa'da saldırmıyordu. Avustralya, Sydney'de silahlı saldırıya uğrayan başkonsolosumuz Şarık Arıyak ve koruma polisi Engin Sever olay yerinde hayatını kaybediyordu. Çiçeği burnunda darbe lideri ve devlet başkanı Orgeneral Kenan Evren, suçluların en kısa zamanda yakalanmasını bekliyoruz diyordu. Olaydan sonra katillerin eşkali belirlenmişti. Ancak yakalanabilecekler miydi? Ya da yakalansalar bile ceza alacaklar mıydı? Bu noktada küresel adaletin bize cephe alışı da ilginçtir. Türkiye'de yaşanan darbeyle içteki terör durdurulmuş gibi görünse de diplomatlarımıza yönelik Ermeni terörü artarak devam edecekti. Darbenin kudretli komutanı Kenan Evren, Ermeni terörüne kurban giden vatandaşlarımızın cenazelerinde donup kalıyordu. Sert ve yırtıcı Kenan Evren'in düşünceli hali merak yaratıyordu. Ancak ilginçtir, aynı günlerde Asala ve Ermeni terörü başta Fransa ve İsviçre olmak üzere Avrupalılara da dönmeye başlar. Terörün büyük bir etkinlik ve yaygınlıkla devam ettiği bu süreçte Asala merkez kadrosunda da ihtilaflar başlamıştır. Türkiye'de ise darbe hükümeti ve darbeci konsey bu saldırılara çareler aramaktadır. Darbe sonrası meydanlarda kükreyen Kenan Paşa, Ermeni terörü karşısında ne yapacağını şaşırmıştır.
Örgüt, Türk diplomatlarına karşı ilk eylemini 1973'te gerçekleştirmişse de 1980 sonrası Asala terörünün en yoğun gerçekleştiği yıllar olacaktı. Bu noktada astığı astık, kestiği kestik Kenan Paşa'nın Asala terörü karşısında çaresiz kalışı ilginçtir. Atina ve Paris'te elini kolunu sallayarak dolaşan Ermeni teröristler yeniden azıyorlardı. Atina'daki diplomatlarımız tetikte olmaları için uyarılmıştı. Bu dönemde Ermeni terörü Fransızlara da dönüyordu. Paris'te bir bankayı bombalayan Orly grubu, açlık grevi yapan 4 militanı ile ilgili isteklerinin yerine gelmemesi üzerine Fransız diplomatlara karşı seri suikastler düzenleyeceğini açıklıyordu. 1981'de olduğu gibi 1982'de Ermeni terörüyle başlıyordu. Her ne kadar kırılsın artık bu eller denilse de o ellerin pek de kırılacağı yoktu. Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan evinin önünde suikaste kurban gidiyordu. Suikastın ardından Reagan, kaçan katillerin yakalanacağı sözünü veriyordu. Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı şehit eden teröristlerden biri olduğu sanılan Henry Sasunyan adlı Ermeni tutuklanmıştı. Bu arada yayınlanan bir incelemede, Ermeniler seslerini duyurmak istedikleri zaman eyleme geçiyorlar yorumu yapılmıştı. Kemal Arıkan cinayetiyle ilgili gelişmeler oluyor, Sasunyan tanıklarla yüzleşiyordu. Cinayetteki ikinci Ermeninin arandığı manşete çıkıyordu. Sasunyan, "Katil sen misin?" sorusuna gülmüştü. Görgü tanıklarının teşhisinden sonra polis müdür yardımcısı Wes Harvey, suçlunun Sasunyan olduğu belli olduğu yorumunu yapmıştı. Aynı günlerde İsviçre'de Ermeni örgütlerinin lideri Serkisyan'la görüşen Metin Doğanalp, Ermeni cinayetleri devam edecektir yorumunu yapıyordu. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde şehit diplomatımız son yolculuğuna uğurlanıyordu. Darbe yönetimi bu konuda sessizliğini koruyordu. O günlerde yer alan bir bilanço, Türkiye'nin o dönem yaşadığı sıkıntı ve çaresizliği de gösteriyordu. Ermeni terörü 15 ülkenin 26 şehrinde 56 saldırı düzenlemişti. Kahrolsunlar 1982'ye ait manşetlerden biriydi. Ermeni militanlar, Kanada Büyükelçiliğimiz ticari müşaviri Kani Güngör'ü silahlı saldırı sonucu ağır yaralıyordu. Olayın ardından Kanada'da alarm veriliyor ve caniler aranmaya başlıyordu. Darbe sonrası güçlü bir yönetim bekleyenler yanılmıştı. Ermeni katiller bu sefer alay eder gibi haber veriyor ve öldürüyordu. Türkiye'nin Boston Fahri Konsolosu Orhan Gündüz, Ermeni terörünün hedefi oluyordu. Polis karakoluna 10 metre mesafede vurulan Gündüz, olay yerinde can vermişti. Danışma meclisi üyeleri, "Misilleme istiyoruz" diyorlardı. Ancak onlar bunu söyleye dursun, Ermeni terörü yine can alıyordu. Lizbon İdari Ateşemiz Erkut Akbay ve ailesi Ermenilerin hedefi oluyordu. Bu arada Başbakan Bülent Ulusu, "Türk devleti cinayetlerin hesabını soracaktır" demişti. Haziran ayında NATO toplantıları başlarken Başbakan Ulusu, "Ermeni terörünü zirveye getireceğim" demişti.
Türkiye'de anarşiyi bitirme adına akla hayale gelmeyen yöntemleri kullanan darbeciler, Ermeni terörüne karşı kayıtsızlığa devam ediyorlardı. Türkiye kayıtsız kaldıkça Asala militanlarının cüreti de artıyordu. Hollanda'da gazeteleri arayan Ermeni teröristler, Türk diplomatlarını öldürmeye devam edeceğiz diyorlardı. Bu demecin hemen ardından Ermeni teröristler başkent Ankara'da eylem yaptılar. Esenboğa Havaalanı'nda yaşanan çatışmada birçok masum insan yaralanıyor, 7'si hayatını kaybediyordu. Türk emniyet güçlerinin tamamen hazırlıksız yakalandığı bu saldırıda yine emniyet güçlerinin bilinçsiz harekatı ölü sayısını arttırmıştı. Türkiye'nin Asala eylemlerindeki kayıtsız tavrı Ermeni militanlara bu cüreti veriyordu. Ermeni teröristlerden biri ölü, diğeri yaralı ele geçirilmişti. Yaşanan bu saldırının ilk şokunun ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. Eylem Ankara'da planlanmıştı. Ermeni katillerin 15 gün önce başkente geldikleri belirlenmişti. Teröristlere yardımcı oldukları sanılan THKPC'nin 17 militanı yakalanmıştı. Ankara'da yaşanan bu menfur olayın acısı daha dinmeden acı bir protestoyla karşılaşıyorduk. Bir Ermeni yurttaşımız Ermeni terörünü protesto etmek için kendini yakıyordu. 61 yaşındaki Artin Penik adlı vatandaşımız Taksim Meydanı'nda kendini ateşe veriyordu. Artin Penik bıraktığı mektupta "Yeter artık Asala canileri" diyordu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Artin Penik ikinci şoku atlatamıyor ve hayatını kaybediyordu. Artin Penik'i son yolculuğuna uğurladığımız günlerde Asala lideri Agop Agopyan'ın yaşadığını öğreniyorduk. Agopyan, idama mahkum edilen Esenboğa sanığı Ekmekçihan hakkında ölüm emri vermişti. 1982 yılı Asala terörünün zirve yaptığı yıldı. Kanlı katiller bu sefer de Bulgaristan'da ortaya çıkıyor, idari ateşimiz Bora Süelkan'ı şehit ediyordu. Saldırılarını sürdüren Asala, kendine yeni üs olarak Kıbrıs Rum kesimini seçmişti. Buradan yaptıkları açıklamalarda Türkiye'yi acımasız vuracağız diyorlardı. Aynı dönemde Avrupa'da Ermeni avı başlıyordu. Yer değiştirmenin nedeni belliydi. Londra ve Zürih'te eyleme hazırlanan silahlı ve bombalı 3 terörist yakalanmıştı. Tutuklamaların ardında Londra Büyükelçimize yapılacak bir suikast olduğu ortaya çıkıyordu. Ancak Fransa garip bir eyleme izin veriyordu. Esenboğa katliamını yapan Asala üyesi Ekmekçihan'ın idamını protesto için yürüyüş düzenleyen 400 kadar Ermeni, Paris'te intikam andı içiyordu. Yaşanan protestonun peşi sıra Paris'teki Türk turizm firmasına bomba atılıyor, birçok Fransız hayatını kaybediyordu. Ancak bu saldırı Fransa'nın gaflet uykusundan uyanmasına yardımcı olacaktı. Esas uyanışın Orly olacağı o günlerde bilinmiyordu. Saldırının ardından Fransa'da Asala militanı avı başlıyordu. Ancak bu ne derece yeterliydi sorusu daha sonraları sorulacaktı. Batı'da Asala avı başlasa da Doğu Avrupa'da Asala eylemleri devam ediyordu. Ermeni militanlar Belgrad Büyükelçimiz Galip Balkar'a saldırıyorlardı.
Olay sırasında ağır yaralanan büyükelçi kurtarılamıyor ve bir gün sonra hayatını kaybediyordu. Büyükelçinin ölümünden sonra mesaj yayınlayan Kenan Evren, "Döktükleri bu kanların hesabını verecekler," diyordu. Bu tehdidin altında yatanlar daha çok iddia olarak sonraki yıllarda ortaya çıkacaktı. Tehdidin arkasındakiler bir yerde dursun, şehit büyükelçimiz Galip Balkar için de diğerleri gibi hazin bir tören daha düzenliyorduk. Olayları kadar ortadan kaldırılışı da kıyamet koparan Asala'nın noktalanışı ilginçtir. Burada elimizde 3 teori ve yıllar sonra ortaya çıkan başka iddialar var. Acaba hangisi ya da hangileri doğru olanlar? Kenan Evren'in tehditlerinin ardından Dışişleri Bakanı Türkmen Lübnan'ı uyarıyordu. Aynı günlerde yaşanan bazı gelişmeler yıllar sonra bir şehir efsanesi olacaktı. O günlerde yaşananlar ilginçti. Asala saldırıları sonrası zor durumda kalan darbenin kudretli paşaları, idama mahkum olan ve işkence gören bazı ülkücülerden bir suikast timi kurarak Asala ile mücadele etmek istediler. O günlerde teklif yapılanlardan biri Mamak cezaevinde idam cezasının infazını bekleyen İbrahim Çiftçi'dir. Şunu dediler, işte Ermenilere dışarıdan Türkiye'ye yönelik Ermeni... Çiftçi teklifi kabul etmez. İddiaya göre kendisine teklif götürülenlerden biri de Abdullah Çatlı'dır. Ancak bu bilgi ne derece gerçektir bilinmemektedir. Birçok güvenlik uzmanı durumun böyle olmadığını ileri sürerek Asala operasyonlarının Çatlı grubu ya da istihbarat timleri tarafından değil, yabancı istihbarat örgütlerinin eseri olduğunu ileri sürmektedirler. Aynı konuyla ilgili yapılan bir başka iddiada operasyonları istihbarat ekiplerinin yaptığı ve Çatlı ekibini hedef saptırma amacıyla kullandıkları ileri sürülmektedir. Aynı iddiada Asala lideri Agop Agopya'nın Atina'da bir Osmanlı kamasıyla öldürüldüğü de yer almaktadır. Bu iddialar bir yana 1983 Mart'ında 1200 Asala militanının Kıbrıs Rum kesiminde olduğu haberi veriliyordu. Türkiye bu konuda NATO'yu bir kez daha uyarsa da bu uyarı pek bir işe yaramayacaktı. Asala Türkiye'deki ikinci saldırısını Kapalı Çarşı'da gerçekleştiriyordu. Bu olayda 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralanıyordu. Asala terörü korkunç yüzünü bir kez daha göstermişti. Asala terörünün Atina'daki merkezi de sonunda görüntüleniyordu. Yunanistan'ın Asala terörüne verdiği destek tescilleniyordu. Sonunda Ermeni katiller silahlarını Fransa'da Fransızlara çevirdiler. Fransa'nın Orly Havaalanı'nda yaşanan katliam Fransızların canını iyiden iyiye yakmıştı. Daha önceleri aranan Asala'nın bombalı bavulları Orly'de patlıyordu. Fransız polisinin operasyonlarında gözaltına alınan Ermenilerin 15'i Türk pasaportluydu. Orly aslında Batı'nın şımarık çocuğu Ermeni diasporasını da çok rahatsız etmişti. Katliamı Varadyan Garbisyan'ın tertiplediği ortaya çıkınca diasporanın görünür desteği çekilmiş oluyordu. Müzik
Ancak her şeye rağmen Türk temsilcilikleri saldırılara maruz kalmaya devam ediyordu. Orly'den sonra Lisbon'daki elçilik evimize saldırılıyor, bir koruma görevlimiz hayatını kaybediyordu. Asala eylemleri 1983 yılında da devam etti. Asala militanları görüntüleniyor, Asala'ya destek veren ülkeler birer birer deşifre oluyordu. Sadece Avrupa'da değil, ne yazık ki dünyanın hemen her yerinde Asala eylemleri devam etti. Türk temsilcilikleri ve diplomatları yine hedefteydi. Bu dönemden sonra Asala'nın silahlı eylemlerinin bitme noktasına geldiği görülmektedir. Orly katliamıyla başlayan süreçte Ermeni saldırılarının Batı ülkelerindeki Ermeni diasporasını rahatsız ettiği görülmektedir. Ayrıca İsrail tarafından Beyrut ve Lübnan'a yapılan yoğun saldırılar Asala kamplarının yerle bir olmasını sağlamıştı. Bir de bunların üzerine pis işleri yapmaya gönüllü PKK ile anlaşılınca Asala ve Ermeni teröristler için silahlı eylem dönemi bitmiş oluyordu.